Ece Barış Yolda'dan herkese selamlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Bu da ne? Elimdeki ekipmanları, gerek kamp ekipmanları, gerek motosiklet ekipmanlarını, hatta motosikletim de buna dahil olacak, uzun dönem incelemelerini yapacağım. Bunu da yapmamın sebebi şu aslında. İlk başta tüm ürünleri, tüm kullandığım ekipmanları tek bir videoda anlatmıştım ama orada şöyle bir durum vardı. İşte ben ekipmanları almıştım, 2 aydır falan kullanıyordum. Zaten seçerek, beğenerek aldığım ekipmanlar olduğu için genelde işte busu güzel, busu da çok güzel, busu da mükemmel vesaire olarak geçti aslında o video. Evet, gerçekten de bu özelliklerin hepsi güzel ama bir ürünü uzun süre kullanınca şunu fark ediyorsunuz. Bazı kusurlar, sizi hoşnut etmeyen bazı noktalar var. Bugün aslında bu noktalardan konuşacağız. Bugünkü konuklarımız kasklarımız. Bizim Scorpion EXO 1400 Air karbon kasklarımız. Ece'de de bende de aynı kask var. Ece'ninki parlak olan, benimki mat olan. Şimdi öncelikle kısa, hani öbür videoda da var ama öncelikle bir iyi taraflarından, hala beğendiğim taraflarından bahsedeyim. Bir kere çok hafif. Bunun avantajını çok yaşıyorum. Yani daha önce Arai bir kask kullanıyordum. O 1700 gramlardaydı. Bu 1250-1300 gramlarda. 1200 gramlarda. O yüzden hafifliği benim için çok değerli. Karbon kabuk. Özel bir lif sistemi de var karbon kabuğun içerisinde. Bu lif sistemiyle beraber koruyuculuğu çok artıyor. Yani en azından kitapçıkta böyle yazıyor. Çünkü bazı kitapçıkta yazan şeyleri burada göremedim. Onlardan da bahsedeceğim birazdan. Havalandırma kalanları yeteri kadar iyi çalışıyor. Ama Arai'de ben kullanırken şu çenede bir açılan bir bölüm vardı. Oradan güzel hava alıyordu. Bir de vizörün üzerinde kaş bölgelerinde aslında, yani şuralarda ufak böyle paneller vardı. O panelleri de açtığınızda acayip bir hava alıyordu. Bunlarda o yok ama yine de yeterli. Yani Haziran'ı, Temmuz'u, artık Ağustos da bitiyor. Ağustos'u da bu kaskla geçirdim. Hani günler saati motosikleti kullandım. Öyle bir aşırı terleme vesaire bir durum olmuyor. Onun dışında işte içerideki güneş vizörü gayet şöyle açılıp kapanılan iyi bir vizör var. Bu burun koruma çok iyi. Ben hiç hani burun koruma çok kullanacağım. Hatta kaskta bunu gördüğüm zaman demiştim ki ya bunu kaldırır atarım, ama benim için video çekerken şöyle bir avantaj oluyor. Yaka mikrofonuna bağlıyorum ben telefonu. Yaka mikrofonunu buradaki bölüme kıstırıyorum ve buradaki boşluğa, burun korumanın boşluğuna mikrofonu yerleştiriyorum. Dışarıdan çok daha az rüzgar alıyor. Bu yüzden hani yüksek süratlerde de motor kullanırken bir şeyler anlattığımda sesim net ulaşıyor size. Bu burun koruma benim için bir avantaj yarattı. Ece hatta kullanmıyor. Yani Ece'de söktük o burun korumayı. O açık bir şekilde kullanıyor. Ben de normalde hani şey yapmak istemiyordum. Ama sonra tak çıkar tak çıkar uğraşmayayım diye nasıl olsa video çekiyorum. Bu burada hep sabit yaşıyorum. Onun dışında çene kısmı biraz üzdü beni. Onun da sebebi şu. Ben biraz daha geniş olarak düşündüm burayı. Yani ilk alırken öyle düşündüm. Kamerayı rahat bağlarım diye düşündüm. Kamera bağlamak biraz zor. Motoronda Alişan'ın bir çektiği şey vardı. Video vardı. Kaska çene bağlama işte. İki tane macun oluyorsunuz, birbirine karıştırıyorsunuz vesaire. O bir gün kuruyor. Bayağı meşakkatli bir şey var burada. Bu şekilde kamerayı bağlayabildim. O benim açımdan olumsuzdu. Onun dışında olumsuzluklardan bahsedecek olursak, şimdi bu vizör değişimi çok kolay. İşte buradan çıt diye bir şey attırıyorsunuz. Yani şöyle. Şurada bilmiyorum ne kadar net gözükecek. Burada bu mandal var. Bunu buradan yukarıya doğru çektiğiniz zaman bunu buradan çıkartabiliyorsunuz. Aynı şeyi diğer tarafta da yaptığınızda bu vizör çok kolay bir şekilde çıkıyor. Ben satın alırken, ben şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi çok kolay çıktı. Ben satın alırken bu vizörün bu kadar kolay değişmesi bir güvenlik kuşkusu yaratmıştı bende. Ya bu kadar hani kolay çıkıyor da bu hani nasıl olacak bir kazada vesaire demiştim. Ya yok hiç merak etmeyin, işte şöyle iyi korur, böyle harikadır, kesinlikle bir şey olmaz, çok iyi tutunuyor, çok iyi duruyor falandı. Çünkü Arai'de ben biliyorum çok zordu şeyi değiştirmek. Sinek arkadaşı bir yolluyordu. Vizör değiştirmek daha meşakkatli, işte araya sokuyorsunuz ki klips diyorsunuz vesaire. Burada böyle kolay bir sistem beni korkutmuştu. Ya ne olacak ne bitecek derken hani okey dedik, aldık. Bunu bir kere motorun yanından
şöyle diz hizamdan falan. Kask elimden düştü motorun yanındayken. Ve ilk çıkan parça bu oldu. Yani bu fırladı direkt. Hani böyle 200 liralık kask incelemeleri vardır ya. İşte atarsın yere paramparça olur. Direkt bu çıktı. Yani bu direkt böyle elimde kaldı. Bu benim biraz canımı sıktı açıkçası. Yani şu an Motomax'a baktığım zaman kaskın fiyatı 3500-3600'lerde. Ben 2750-2800'de almıştım. O zaman tabii dolar 5-25-30 civarlarındaydı ben kaskı alırken. Hani böyle bir şey hiç beklemiyordum. Onun dışında ürünün kitapçığında ve Motomax'ın sitesinde şöyle bir ibare var. İşte teri terlediğiniz zaman çok güzel emer. Çok hızlı bir şekilde kurur. Ama maalesef öyle bir durum söz konusu değil. Evet, çok hızlı bir şekilde emiyor. Ama çok hızlı bir şekilde kurumuyor. Onun kuruması gerçekten uzun sürüyor. Böyle bir şeyi var. Bu arada şeye çok kanmıştım ben. Şimdi bunda bir air sistem var. İşte şurada bir tuş var. Bastığınız zaman istediğiniz kadar yanak pedlerini şişirebiliyorsunuz. İlk başlarda bu özellik wow, çok güzel teknoloji. Al işte takayım, şişireyim falan da. Zaten kaskı biz kafamıza göre alıyoruz. Yani kafana tam oturan bir kask alman lazım. O zaman da zaten şişirme gibi bir şeye ihtiyacın yok. Ha, bir tane işte artçın kimdir belli değildir. Ortalama bir kask alırsın. Hani dursun, biri motoruma bindiğimde L alayım, taksın, şişireyim, ona da olsun kask falan gibi bir amacın varsa okey de, biz sabit kullanan iki insanız yani. Benim bu kaskı Ece'den başka kullanan, bir arada Ece'nin ablası kullanıyor. Onu işte minibüse vesaire aşağı Marmara'ya bırakıyorum bizim burada. O kullanıyor, onu ise Ece kullanıyor. Ece'nin kafasına göre bu kask. Ve o da hiç şişirme pedini hani 6 aydır hiç kullanmadı. Ben de hiç kullanmadım. Hani bu özelliğe kanarak vay be lan falan demiştik. Ama kesinlikle hani buna ekstra bir para verdiğinizi düşünüyorsanız, bu kaskın pahalı olma sebeplerinden biri buysa, bence hiç gerek yok. Hani o yüzden tercih edilecek bir model değil bence. Onun dışında ben görünümünden, duruşundan, vizörün siyahlığından vesaire çok memnunum. Siyah vizör akşamları problem çıkartmıyor olarak düşünüyordum. Ama böyle birkaç kez akşam 10'dan 11'den sonra motosiklet kullandığımda, yani şöyle bir şey oluyor. Bunu nasıl anlatabilirim size? Evet, yolu çok iyi görüyorsunuz. Arabaları çok iyi görüyorsunuz. Aynaları çok iyi görüyorsunuz. Ama yoldaki detayları göremiyorsunuz siyah vizörde. Bu da nedir? Hani şeyden sonraki yolu bilenler için söyleyeyim. Hani köprüden geçip Kadıköy'e, Hasanpaşa'ya gittiğinizi düşünün. Motosikletli, motosiklet mağazalarının olduğu yere. Orada böyle Ataşehir çıkışından sonra Bostancı çıkışına doğru giderken yolda böyle bir şey vardır. Hafif bir tümsek vardır. Başka bir asfalta geçtiğinizi hissedersiniz ve yolda giderken bunu görürsünüz. Orada böyle küçük çukurlar, delikler, yarılmalar falan vardır. Ona göre pozisyon alırsınız. Hani yarığa girmeyeyim vesaire diye. Çok ince bir yarıktır. Lastik üzerinden geçer ama yine de hani yüksek süratle gittiğiniz zaman ya burada olmayayım dersiniz. Oradaki yarıkları mesela göremiyorsunuz karanlıkta bu siyah vizörle. Ama bu da çok normal. Hani çok buna aa bu nasıl olur ya falan diyebileceğim bir nokta değil. Ama hani böyle siyah vizörle müthiş görüyorum falan bir durumda söz konusu değil. Bazı detayları, küçük şeyleri kaçırıyorsunuz. O yüzden hatta bir kere kampa giderken, ilk kampımızda Kıyıköy'e giderken akşama kaldık. Biraz geciktik, iş çıkışı gitmiştik. İstanbul trafiğinde çok oyalandık. İş çıkışı gittiğimizde orada Kıyıköy'de hiç ışık yok. Yani kamp alanına gidene kadar Kıyıköy'ün girişinden itibaren tamamen bir orman yolunda sıfır ışıkla, sadece motosikletin aydınlattığı ışıkla gidiyorsunuz. Orada beni bir tedirgin etmişti. Vizörü tamamen açtım, öyle kullandım. Ama şu an kafamızdaki fikir şu, böyle bir uzun yola vesaire gittiğimizde işte gündüz ben şeyi takacağım, siyah vizörü takacağım. Ece şeyi takacak, boş vizörü takacak, şeffaf vizörü. Eğer gece kullanım gibi bir durum olduğu zaman vizörleri değiştireceğiz. Bunu da bizim gibi NC kullanan bir çift arkadaşımız var, Ayberk ile Eda. Onların taktiği bu. Ben de onlardan şey yaptım, onların tavsiyesi. Biz de bundan sonra öyle yapacağız. Böyle bir uzun yola vesaire gittiğimizde farklı vizörler kullanacağız. Onun dışında kaskla ilgili söyleyeceklerim bu kadar aslında. Dediğim gibi bundan sonra bütün ürünlere, bütün kullandığım ürünlere, yani buna GoPro, eldiven, mont, işte kilit, onun dışında motosikletimizin kendisi,
kullandığımız, edit yaptığımız bilgisayar vesaire her şeyi dahil ederek uzun bir kullanım sürecinden sonra tüm ürünleri sevabıyla, günahıyla sizlere anlatacağım. Bu bölüm bu kadar. Kaslarımızı inceledik. Bundan sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.